Biri Sayın Mehmet Sümer karşımızda. Hem oradaki atmosferi, hem bugün neler oluyor, şu sıralarda kimlerle görüşme oluyor, hepsini Mehmet Sümere bir soralım. Merhabalar, New York'tan. Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu çalışmaları geride bıraktığımız hafta Salı günü başladı. Liderler zirvesi ise bu Salı başlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan hem liderler zirvesine hem de bugün ve yarın düzenlenen geleceğin zirvesi isimli zirveye katılmak üzere. Dün akşam üzeri saatlerinde saat 5-6 civarı New York'a geldi. Dün herhangi bir programı yoktu. Bugün öğle saatlerinde ikili temaslarına başladı. Öğle saatlerinde arkamda gördüğünüz Türkiye binasında e, Arnavutluk Başbakanı'nı ağırladı. Daha sonra da Sırbistan Başbakanı ile bir görüşmesi oldu. Bugün de yaklaşık birkaç saat sonra akşam saatlerinde burada yerel saatte çünkü New York'ta şu an e, saatler akşam 4-17 geçiyor. Saat 7 civarı Türk-Amerikan Yönlendirme Komitesi tarafından düzenlenen, TASK tarafından düzenlenen e, toplantıya katılacak. Orada bir e, konuşma yapacak. O konuşma e, sosyal medyadan da ve işte ajanslar aracılığıyla da canlı yayınlanacak bir konuşma olacak. Erdoğan'ın ayrıca yarın geleceğin zirvesi olarak isimlendirilen ve bu sene ilk kez yapılan Birleşmiş Milletler Zirvesi'nin 79. Genel Kurul'un e, kapsamında düzenlenen zirvede de liderlere hitap etmesini bekliyoruz. Salı günü de Amerika Başkanı eğer bir değişiklik olmazsa Amerika Başkanı Joe Biden'ın ardından genel kurula hitap edecek dördüncü sırada. Her iki konuşmada da hem geleceğin zirvesine yapacağı konuşmada hem de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yapacağı konuşmada özellikle İsrail ve Hamas arasında devam eden, İsrail'in son günlerde Lübnan'a sıçrayan saldırılarını e, gündeme almasını ve bu konuda e, konuşmasını bekliyoruz. Bugün yaklaşık yarım saat kadar sonra bu geleceğin zirvesi toplantıları kapsamında aynı zamanda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bir görüşme yapacak. Erdoğan kalabalık bir grupla e, burada, onu da söyleyelim. Yaklaşık 8 bakan var beraberinde. E, Enerji Bakanı, Maliye Hazine Maliye Bakanı, Ekonomi Bakanı, Aileden Sorumlu Bakan gibi çok sayıda bakanla burada yer alıyor. Ayrıca yine öğrendiğimiz kadarıyla yaklaşık 400-500'den fazla kalabalık bir delegasyonla buraya gelmiş durumda. Hafta boyunca Erdoğan'ın Türk evinde temasları olacak. Biz de bu temasları sizlere aktarmaya çalışacağız New York'tan yapacağımız canlı yayınlarla. Evet Mehmet Sümer çok kısa bir sorum olacak. Cumhurbaşkanı dedi ki Türk evi bu defa çok farklı görüşmelere vesile olacaktır. Bu biraz sanki evet. e, Suriye ile de ilişki Esad'la da bir görüşme gibi de yorumlandı Türkiye'de ama orada nasıl konuşuluyor? Esat bildiğimiz kadarıyla gelmeyecek yine Birleşmiş Milletleri ama Dışişleri Bakanı ya da lider yani Esad Suriye lideri Cumhurbaşkanı yardımcısı benzeri belki bir katılım söz konusu olabilir. Evet açıkçası Erdoğan'ın İstanbul'da yaptığı o açıklamadan sonra özellikle Suriye tarafına ilişkin olarak Mısır'la ilgili olarak yine benzer şekilde burada görüşmeler olmasını bekliyoruz. Hatırlanacağı üzere Cumhurbaşkanı Esat ifadesini kullanarak yani Esad de değil artık Esat ifadesini Kullanarak ...ve Suriye Cumhurbaşkanı ifadesini kullanılarak bir görüşme, bir diyalog başlatılmasına yönelik adımların atılmasını sağladıklarını belirtmişti. Dolayısıyla belki Dışişleri Bakanları düzeyinde, dediğim gibi Esad burada olmayacaktır ama... ...belki Dışişleri Bakanları düzeyinde en azından Türk evinde ya da Birleşmiş Milletler binasında... ...Suriye ile ilgili diyalog belki de resmi olarak bu çerçevede başlayacak. En azından Erdoğan'ın ifadelerinden onu anlamak mümkün. Peki Sezdan bir sorunuz var galiba. Ben şunu merak etmiştim. Acaba bu 400-500 kişilik delegasyonda aile bireylerinden isimler de var mı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın? Evet, Emin Erdoğan burada. Emin Erdoğan'ın da Birleşmiş Milletler'de özellikle sürdürülebilirlik, geri dönüşüm gibi bir takım kampanyalarla ilgili üstlendiği bazı inisiyatifler var. Daha önceki senelerde de burada yine toplantılara katılmıştı. Bu sene de yine bazı toplantılarda konuşmalar yapacak. Emin Erdoğan burada ayrıca. Bilal Erdoğan burada. Hatta şunu söyleyeyim bu sorunuzla birlikte şimdi hatırladım. Bugün sabah saatlerinde Erdoğan Türken Vakfı'nın Manhattan'da burada hemen birkaç sokak ötede inşa ettirmekte olduğu öğrenci yurduna da bir ziyaret gerçekleştirdi. Yurdu inşaatına gidip denetledi duyduğumuz kadarıyla. Yanında Bilal Erdoğan vardı o dakikalarda. Yani Bilal Erdoğan ve Emine Erdoğan da eşi ve oğlu da burada bu kalabalık heyet içerisinde Erdoğan'a eşlik ediyorlar. Peki. Çok teşekkürler Mehmet Sümer. Kolaylıklar diliyoruz. Katkınız için teşekkürler. İyi yayınlar, teşekkürler. Oysaf Amerika muhabiri Mehmet Sümer e, Türkiye'nin önünden bağlandı. E, küçük bir parantez açmış olduk. Orada da ne oluyor, ne bitiyor. E, onu da ekrana taşımış olduk. Heh. Şimdi e, Deniz Bey, tabii anayasaya konuşuyoruz ama tabii. mesela Sezin Bey, e, Sezin Hanım özür dilerim. Sezin Hanım dedi ki <laughs> az önce işte ya biz burada işte Yeni anayasayı konuşuyoruz ama asıl konuşulması gereken konular farklı konulardı. Evet, ekonomi. Hı hı. E, biz de vaktimiz ettiğince onu elbette ele almaya çalıştık. Ben de Sezin Hanım'ın bıraktığı yerden size şunu sormak istiyorum. Şimdi yeni anayasa konusunu biz Hüdapar'ın çıkışıyla dördüncü madde üzerinden tartışır olduk. Ama Emin Bey mesela çok farklı bir çerçeve çizmiş oldu az önce. Başlangıç ilkeleri. Evet. E, siz ne dersiniz buna? Şimdi katılıyorum. Bakın şimdi e, daha önce... Ali Maluf'un Kürşat Oğuz'a verdiği mülakattan çok önemli bir parça var. İlk dört madde ve başlangıç ilkeleri olmazsa ne olur? Hani biraz Hı -hı. önce globaliter devlet falan dedik ya. Demiş ki zamanında ülke cemaat liderlerinin koalisyona döndü. Lübnan için söylüyor. Bir yere adam alınırken artık yeteneğe veya liyakata değil o kişinin hangi cemaat ve tarikata bağlı olduğuna bakılıyor. Lübnan böyle çöktü işte. İlk dört maddenin olmadığı bir yapı şey i̇şte Lübnan olabilir ya da 2005 Irak Anasası olabilir. Şimdi e, niye bunu ifade ediyorum? Yani 2005 Irak Anayasasına neden takıldı diye sorabilirsiniz. Çünkü 2005 Irak Anayasası bir numune. Yani parlamenter sistem fede